Burada Milliyetçi Hareket Partisi özellikle 15 Temmuz'dan sonra gördüğü beka sorunu dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi buradaki bir yönetim boşluğunun kaldırılmasını talep etti. Bunu kaldırmak için de ya geriye döneceksiniz, parlamenter sistemi tam anlamıyla uygulayacaksınız, Cumhurbaşkanı anayasal sınırlar içine girecek. Ki bunu en fazla isteyen Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonda da şart olarak ortaya koymuştu biliyorsunuz. Ya da mevcut bu çarpıklığı ya mevzuatla, anayasayla uyumlu hale getireceksiniz. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi şunu söyledi. Dedi ki eğer anayasal sınırlar içerisine girmiyorsanız görüyorum ki bunu da yapmayacaksınız. Öyleyse mevcut bu yönetimdeki açıklığı, boşluğu düzenleyecek bir yapısal, bir anayasa değişikliği düşünülebilir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak eğer bizim hassasiyetlerimize dikkat edilirse bu değişiklikte biz de buna destek verebiliriz. Bütün mesele budur. Yani nedir Milliyetçi Hareket Partisi'nin hassasiyeti? Dün biz neden başkanlığa karşıydık? Çünkü başkanlığın altı federasyona gidecek özelliği temel alan bir yapıydı. Büyük Orta Doğu projesinde tanımlandığı gibi onun amaçlarına, hedeflerine hizmet edecek tarzdaydı. Yani ülkeyi ve milleti bölecekti, üniter yapıyı dağıtacaktı. Yani üniter şu anki yapılan nedir? Şu anki yapılan da üniter yapı üzerinde, bütünlük üzerinde ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğüne esas alan, anayasanın ilk dört maddesine dokunmayan, anayasadaki Türk ve Türklükle ilgili diğer konu ve hususlara ellemeden, yani bir anlamda daha önceki hazırlanan anayasa değişikliği hazırlıkları ya da söylemleri, propagandalarında federasyon çözüm süreci üzerine kurulu bir başkanlık modeli konuşulurken bugün üniter yapı üzerinde Türklük ve Türklüğü esas alan bir politika ya da yapı içerisinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi getiriliyor.